Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, xorijdagi qadrli vatandoshlar. Bugünkü sizlerini özürlerinizge video çıkış, bana kolumdaki Adliya Vazirliginin hatı var. Bu hatını men 7 May günü aldım ve siyasi partiler doğrusundaki bana kanun. Bu Adliya Vazirliginden 7 May günü olgan xatimni kecha to yarim tunga qadar 25-30 nafar atrofida partiyamizning faollari ishtirokida chuqur muhokama qildik. Xatning mazmuni nimalardan iborat? Xatning mazmuni shundaki, yani biz tuzgan mamlakatimizda Haqiqat va Taraqqiyot Sotsial Demokratik Partiyasini ro'yxatga olishni Adliya vazirligi rad etgan. Rad etishining sabablarini bu xatda bayon etgan. Xatda aytayapti-ku, bitta imzolarga e'tiroz bildirilgan. Biz Adliya Vazirligiga barcha ta'sis hujjatlarini, partiyamizning dasturi, nizomi, qarorlari va hokazo boshqa hujjatlar bilan birgalikda imzolarini ham topshirgan edik. Adliya Vazirligi mana shu imzolarga e'tiroz bildirib aytayaptiki, biz bu imzolarni ro'yxatini İçki İşler Vazirliğine takdim etkenmiz. Ve bunge biz haklımız. Kanuni yol koyadı deyipti. Bırak. Haberleriz var. Men Adliya Vazirliğine bundan bir neçe gün ilgari hat kiritken edim. Hatta sorgan edim ki, eğer Adliya Vazirliğine şu partiyaning tashabbuskorlari, tashkiliy qo'mita a'zolari va partiyaga birlashish istagini bildirib imzo berganlar va imzo yiqqanlar ro'yxatini Ichki ishlar vazirligiga, Davlat xavfsizlik xizmatiga, Milliy gvardiyaga taqdim etgan bo'lsalaring, qaysi qonunga asosan yoki mana shu qonun darajasidagi qanaqa hujjatga asosan berdilaring? Mana shu qonunni yoki qonun darajasidagi hujjatni bizga keltirib ma'lumot beringlar degan edik. Biroq Adliya vazirligi mana xatiga aytganki, biz shunaqa berish huquqiga egamiz deb. Biroq biror bir qonun moddasini yoki qonun darajasidagi biror bir hujjatni keltira olmagan. Endi Adliya vazirligi aytayapti-ku, imzo berganlardan 27 nafari vafot etgan deyapti. Iloyi joylari jannatdan bo'lsin. Endi aytayapti-ku Adliya vazirligi, mana shu o'rganish jarayonida deyapti, bizga Ichki ishlar vazirligi taqdim etgan hujjatlarga ko'ra deyapti, 2000 ga yaqin imzolar partiya tuzish bilan bog'liq bo'lmagan holda mana shu ya'ni boshqa sabablar tufayli imzolar yig'ilgan deb. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibsizlar. Mana shu har xil bosim, tazyiq, qo'rqitishlar tufayli odamlar chiqib imzo berganlar. Ha, men gaz keltiradi, yo'l tuzatiladi, suv keltiriladi deganiga men de imzolar beruvdim. A men aldangan ekanman, meni aldashdi deb chiqishlarini tashkil etayotganliklarini barchasi ko'rib turibsiz. Xullas, Adliya vazirligi aytayaptiki, yana mana shu 2044 ta murojaat kelib tushganki, bu murojaatlarda mana shu imzolarini hisobga olmaslik haqida so'rashgan deyapti. Mana bu
partiyamızni ro'yxatga olmaslikning sababi. Biz partiyaning tashabbuskorlari, faollari o'zimizga bog'liq barcha ishlarni qildik. Mana tayyorlagan hujjatlarimizdan taqdim etgan hujjatlar dastur, nizom, qarorlardan biror bir Adliya vazirligi e'tiroz bildirmagan. Biroq xalqimiz bilan bog'liq, imzolar bilan bog'liq mana e'tiroz bildirilib, partiyani ro'yxatga olishni rad etgan. Demak, partiyani ro'yxatga olmaslikning birdan bir asosiy sababi bu imzolar ekan. Ya'ni xalqimiz bilan bog'liq. Mana imzolarni berganlarni 2044 tasi har xil murojaat qilgan, ya'ni ko'ch ishlatar tuzilmalaridan, ichki ishlar, milliy gvardiya, davlat xavfsizlik xizmatlari tomonidan yozdirib olishgan, ya'ni imzolarini hisobga olmaslik haqida. Albatta, mana endi qonun moddasiga o'taman. Biz mana shu siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga qadar ko'zda tutilgan hatto harakatlarni qonunlarga qat'iy itoat etgan holda, qonunlar doirasidan aslo chiqmagan holda harakat qilib keldik. Mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-moddasi. 9-moddasida shunday deyiladiki, Adliya vazirligi siyosiy partiyani ro'yxatga olishni rad etsa, nima sababdan rad etganligini ko'rsatib, yozma ravishda berish kerak deb. Mana Adliya vazirligi bizga ko'rsatdiki, imzolar bo'yicha e'tiroz bildirdi. Endi aytayapti, qonunning 9-moddasida. Mana shu siyosiy partiya ro'yxatda olish jarayonini rad etgan holda ko'rsatilgan kamchiliklarni bir oy muddat ichida qayta tuzatib, Adliya vazirligiga ro'yxatga olish haqida navbatdagi arzani kiritishga haqli deb qo'yibdi. Demak, biz mana men 7-may kuni Adliya vazirligini xatini olgan bo'lsam, rad etish haqidagi, demak, bizni mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-moddasiga asosan 7-iyun kuniga qadar yana imzolarni jamlab, yig'ib Adliya vazirligiga ro'yxatga olish haqida qayta ariza bilan imzolarni taqdim etish huquqiga egamiz. Endi mana eshitilib turibsizlar. Gap mana shu partiyani ro'yxatga olishdagi birdan bir sabab bu xalqimizga bog'liq ekanligi ayon bo'ldi. Demak, xalqimizning imzolari ro'yxatga olish uchun yetarli bo'lmadi. Ko'plab fuqarolarimiz mana 2044 ta mana shu murojaatnoma yozib imzolarini hisobga olmaslikni so'radi. Boshqa toifadagi fuqarolarimiz men bilmagan edim, partiya demagan edi menga, gaz, suv degan edi, o'shaning uchun imzo bergan edim, men bu partiyaga qo'shilmayman, qo'shilmaganman deb mana shunaqa murojaatlar, tushuntirish xatlar, ariza yozganligi sababli hozirki mana bosqichda Adliya vazirligi ro'yxatga olishni rad etib turibdi. Endi aziz hamyurtlar, mana mamlakatimizda
zulüm, haksızlık küçeyip buraya yaptı. Şimdi zulüm bilen hak daim kuraşıp gelgen, kıyamete kadar zulüm bilen hak ortasında kuraş buladı. Bana şu Albert Einstein aytken ki, yeryüzüde zulümlün varlığı emas, şu zulümünü kure bile turup, onga karşı kuraşmaganlar xofli degen. Axir biz 35 milyon halkımız. Şu memleketimizde bo'layotgan zulümünü, zulüm küçeyip borayotganligini, haksızlık tob bora, miqyosi ortib borayotganligini, fuqarolarning hak hukukları paymal etilayotganligini, hukuki himoyasi ta'minlanmaganligini ko'rib bilib turibmiz. Şu zulümünü ko'rib bilib turib, unga karşı kurashmayamiz. Agar zulümge karşı kurashmas ekanmiz, biz axir, mayli biz yoshi kattalar yaşadık, yaşab turibmiz. Axir avlodlarimiz, farzand nabiralarimiz bu zulüm tagida qolib ketadi-yu axir. Avlodlaringizni zulüm tagida qolib ketishiga qaysi birlariz rozisiz? Albatta her biriz hozir mening gapimga rozi emasmiz deysiz. Lekin amalda bitta imzozni ham turib bera olmadingiz-ku. Nima deysiz farzandlaringiz nabiralaringizga axir? Shu farzand nabiralaringizni shu zulm tagida qoldirib bu dunyodan ketamizmi? Nega bitta imzozni himoya qila olmadiz? Nega bitta imzozga turib bera olmadiz? Ha kelib so'radi yoki chaqirdi. Ha shu imzo kimniki? Ha meniki. Ha şu partiyani qo'llab-quvvatlayman. Şu partiyaga birlashish istagim bor. Şu imzo meniki desez, nima qiladi sizni? Nima qila oladi? Qani aytingchi? Nega bunchalar qo'rqoqsiz? Bu bitta imzozda turib bera olmasangiz, şu imzoni men imzo chekkanman, şu partiyaga qo'llab-quvvatlayman, şu partiyaga birlashish xohishim bor desez, sizni otib tashlaydimi? Yo kallangizni oladimi boshingizni? Xo'p. Va qo'rqitdi deysiz. Qachongacha qo'rqib yashaysiz? Qo'rqib yashasangiz nima bo'ladi farzandlarimiz? Biz kattalarning qo'rqoqligimiz tufayli. Bularga shunaqa zulmkor jamiyatni qoldirib ketamizmi? Bu farzandlarımız, nabiralarımız, çevarelerimiz ne? Zulüm ostida kaldırıp getemiz mi? Şimdi halette özümüz ne? İnsanımız diye alamız mı ahir? Malthus degen, şuna bir ruhani yuvetken. On yettinci asırlarda. Şunu Malthus nazariyasi deb Sovet davrida barcha oliy ta'lim muassasalarida o'qitgan. Bir bo'lim qilib. Malthus aytganki, farzandlarni dunyoga keltirib, ularni himoyasini, hayotini, farovonligini ta'minlay olmaydigan ota-ona farzand ko'rishga haqli emas degan. Bu Sovet davrida Malthus'un bu nazariyasiga tanqidiy yondashlaridir. Bugün kunda biz farzand nabiralarini, otasi, bobosi farzandlari dunyoga keltirganmiz. Qanaqa qilib ularni himoya qila olayapmiz? Qani ayting. Shularga farovon hayotni biz qurib ta'minlab bera oldikmi?
100 marta, 1000 marta takrorlayapmiz. Dünyada farzandlarimiz tarixda sochilib ketdi deyapmiz. Buni uchun biz yoshi kattalar mas'ulmiz. Hanuz biz qo'rqoqmiz. Agar biz zulmga qarshi kurashsak, biz zulmni jilovlay olamiz. Agar zulmga qarshi ko'ra bila turib jim tursak, o'zimiz va farzandlarimiz, avlodlarimiz zulm tagida qolib ketadi. Shuni istaysizmisiz? Ha? Shu zulm tagida avlodlarimizni qoldirish uchun dunyoga keltirdikmi? Biz ota-onalar, biz bobo-momolar. Mana ko'rdilaringiz. Biz partiya tashabbuskorlari, tashkiliy qo'mita a'zolari partiyani tashkil etish yo'lida uzluksiz harakat qilib keldik. Va 8 mart kuni shu haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzdik. Lekin tuzgunimizcha ko'rdilaringiz. Tuzganimizdan keyin ham ko'rib kelyapsizlar. Buni men qayta-qayta qaytarib o'tiribman. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibsiz hammas. Ha, qanday bizlarga nisbatan zulm bo'layapti? Qanaqa turbanli, jirkanchli hujumlarni, tajovuzlarni qilib kelishayapti. Ha, turibmizmi biz mana maydonda? Xudo mehribon ekan-ku, turibmizmi? Sizchi oldin imzo berib, keyin qo'rqib qo'rqqaningizdan. Nimadan qo'rqasiz? Kimdan qo'rqasiz? Mani aldashgan, bu partiyaga birlash maqsadida bermagan edim bu imzoni deb 2000 nafardan oshiq odamlar mana bunaqa bizni partiyamizni xalq partiyasini ro'yxatga olishni rad etishga asos bo'luvchi arza tushuntirish xat bildirish va hokazolarni yozib berib o'tiribdi. Ichki ishlarga, Milliy gvardiyaga, davlat xavfsizlik xizmatiga. Ha, endi ko'rdilaringiz. Nima qilishimiz kerak? Demak, bizga 7 iyunga qadar muddatimiz var, imkonimiz var. Biz mamlakatimiz ichkarisida ham mamlakatimizdan tashqarida mana shu ishlab yurgan O'zbekiston fuqarolari uchun ham safarbarlikni e'lon qilishimiz kerak. Bir oy ichida mana shu rad etganiga javoban 1 million kamida imzo jamlashimiz kerak. Nimadan qo'rqamiz? Ha, xo'p keldi. Yo qo'ng'iroq qildi. Ha, chaqirsa, chaqiruv xat bersa boring deb 100 marta aytayapmiz. Xo'p, chaqiruv xat bersa boring, so'rasin. Bitta narsani so'rashga haqli. Adliya vazirligimi, ichki ishlar vazirligimi, davlat xavfsizlik xizmatimi shu partiyani qo'llab imzo beruvdingizmi? Ha, shu imzo siznikimi? Ha, bo'ldi. Qonunga itoat etuvchi etsa agar bu militsiya, davlat xavfsizlik xizmati va Milliy gvardiya bo'ldi, aka, opa, ha, imzo o'zingizniki ekan bo'ldi, vaqtingizni olganimiz uchun yoki xonadoningizga kelib bezovta qilganimiz uchun uzr. Endi bizning vazifamiz shu imzo siznikimi yo'qmi, faqat shuni bilmoqchimiz deyish kerak asli bular. Bular nima deyapti? Ha, bu partiya vahobiy, bu partiya qo'g'irchoq, bu partiya chetga sotilgan, bu partiya davlatni ag'darmoqchi. Davlat nima? Davlat bizniki. Mana har xil, mana shunaqa qo'rqituvchi, qo'rqitib, na jirkanchli, tubanli usullarni qo'llab, mana bunaqa imzosidan qaytarayapti. Men shu partiyamizga birlashish istagini bildirib, qo'llab-quvvatlagan va imzolaridan aslo qaytmagan ko'pchilikka minnatdorchilik bildiraman.
Lekin ben buna ki imzasını hesabı almazlıkta sorup yazgın adamlarga. Absüz kılaman. Her biriz tenezde oylayıp görün. Hayat bir mertte. Nahat ki kullar çehem bulmasız. Kulam özünü hak hukukunu himaya kıladı. Biz bana şu imza yığışka berçe Özbekistan içkerisindeki ve Özbekistan'dan taşkarıda faaliyet kılayetken işlev yürgen berçe Özbekistan fukaralarını seferberlik ilan kılamız. Yende 2019 yılının ahırıda aytıştı ki bana bir neşe devlet erbabları muhalefet memleketinin içkerisi de şekilleniş gerek, teşkil tapış gerek dedi. Bana 2021 yılının hem yerimi ötüp oraya yaptı. Hem bana içkeride, memleket içkerisi de muhalefet şekilleniyetken, muhalefetken nispeten koruyabız. Kanaka cirkenç tübenli kılmışlarını sadır yetişmedi. Ha bu siyasi münafıklık. Siyasi münafıklıktan başka narsa yemez. Ha, memleket içkerisi de şekillenişi gerek dese de bir yerde tübenli kılmışlarını sadır yetişse, partiyanı teşkil tapışı yolu da berçe cirkençli kılmışlarını emelge aşırsa. Ha, bu siyasi münafıklıktan başka narsa yemez. Yani aslında bana şu partiye teşkil etişide yolu da koyulayetken gavsuni tosıklar, tübellikler, namartlikler, peskeşlikler, basımlar, tecavüzler, hurucular ne sadır etiyetken emeldeki hükümetini hem düşünüşümüz gerek. Kaysi cihetten bilemez. Aslında bunlar siz imzasını kaytarıp olay etkenlerden kuprağa korkadı. Siz bitti imzası için korksa, bunlar hakimiyetten, egellep durgen emeliden, krislesizden, tahtiden, ecreb kalması giden korkadı. Şunu için, halka, yakşı görünüş için, mene yerteki yakşı bulup kaladım, mene muhalefetke yol açıladım, mene muhalefet şekillensin deyip, asıl yüzünü açmazsan, ben buna ka, kuruk vedelerini verirdi. Lekin gabi de durmaydı. Şekilleniyetken, muhalefetteki partiye nispeten berçe cirkeş işlerini sadır yetişerdi. Ha çünkü bunlar tahttan, emelden, kursusuzdan ajrap kalması gerek. Toplagan boylu giden ajralıp kalıştan korkadı. Bu bir tamamı. Sebabı, halkımız kuzu açıldı. Faalleşip geliyordu. Şimdi kuru gepke iş olmaydı halkımız. 30 yıl aldıp gelişken bolsa, şimdi kuru gepke iş olmaydı halkımız. Bunu berelle eyti yaptı. Korkmasından eyti yaptı. Bu bir ciheti. İkinci ciheti şundan ibaret ki, bu amaldaki hükümet asıl yüzünü hem dünya cemaatçiliğe kursetmezlikte asıl kıyafasını bilip kalmazlığını haklaşadı. Çünkü asıl kıyafasını, asıl başarısını bilse dünya cemaatçiliği, dünyadaki memleketlerinin rehberleri bizning amaldorlarga qo'l uzatmaydi. Bizning amaldorlar qo'l uzatganda ham uzatgan qo'lini olmaydi. Men shundan qo'rqishadi. Demak, mana shu jihatdan bularga ham oson emas dedim. Ya hozirgi amalini, taxtini, kursisini
Ha ushlab turish bular uchun ham qiyin bo'lib qoldi. O'ta qiyinlashib boryapti. Bir tomondan xalqimiz siyosiy faollashib kelyapti. Ha ikkinchi tomondan dunyo jamoatchiligi ko'rib boryapti. Tobora bu amaldagi hukumatni qiyofasini bilib boryapti. Uzatgan qo'lini olmaydi. Olishni istamayapti. Ko'plab davlatlarning rahbarlari. Ha endi. Sizi biz nimadan qo'rqamiz? Yo'qotadigan nimamiz bor? Qani yo'qotib bo'lganimiz u? Qani bir farovon hayotda yashayapmizmi? Shinam uylarda yashayapmizmi? Yuqori daromad topayapmizmi? Nimamiz bor o'zi? Bana şu münasebat bilen, bana şu bir ay mobayını da 7 iyunga kadarmaz, may ayının ahırıga kadar cedel suratlarda imzalarını yığışımız gerek. Her birimiz, özümüz, ailemizle 18 yaştan yukarı yaştaki farzantlarımızın, nebirelerimizin barşa barşasını seferber yetişimiz gerek. Bu harici memleketlerde işlep yürgen 7-8 milyon yigit kızlarga alada itiraz bildirmek için mi? İçtimai tarmaklar arkalı dat vay deysiz. Ha? 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl buldu. Ailemge barma genimge, Özbekistan'ge barma genimge. Ha? Tolgen oğlu kızlarım 3 yaşke, 4-5 yaşke kırıp kaldı. Henüz körgenim yok deysiz. Kanı haricdakilerinin imzası. Ha 7-8 milyon ne? Haricde yürgenlerine. Ha 2 milyonların yığıp vermişsiler mi ahir imzanı? Nege dat deysiler? Bitti imzanı bir almışsiler. Ya ki teşkil kılıp yetkezip bir almışsiler. Eğer bana bir ay müddette haricde işlep yürgen 7-8 milyon yigit kızlar. Mene şu imzalarını özlersiz teşkilleştirip 500 bin mi, milyon mu? Hay 200 bin mi? İmzalarını teşkilleştirip yigit vermez iken siz. Mene şun dey har zar bu biriz. Mene şun dey sarsan sargardan keziz. Ene şun dey haricilerini köçesini süpürüp. Yer tölelerde yaşayıp. Ha, antisanitariya holatida yashab, oilasida bag'riga yillab kela olmasdan. Mana shunaqa yurishga loyiq bo'lasiz. O'zingizdan xafa bo'lishingiz kerak. Har biriz va birgalikda hammas. Endi biz mana shu imzolarini yig'ishda mana ko'rdilaringiz biz UPS tashkil qilmoqchimiz. Mana 8 kecha barchamiz yig'ilib chuqur maslahatlashdik. Harakat qilyapmiz. Lekin Toshkent shahridan birorta bir tadbirkor, biznesmen yoki bino egasi birorta bir mard turib beradigan topilmayapti. Ko'rdilaringiz necha safar UPS olgan bo'lsak doim o'sha kunni o'zida yo'q. Ha, ana militsiya boshqasi bosim o'tkazdi. O'tkazishdi. A bino egalari nafaqat. Ha? Orqaga qaytdi. A ko'rdilar, hatto uyimga bosqinni ham tashkil etishdi. Lekin shunga qaramasdan biz mana shu UPS ne hareket edemiz. Huda madadkor mehribon. Bundan tashqari ko'rdilaringiz necha safar xonadonlarda, hovlilarda tashkil qildik. İmzolarni qabul qilishini, o'sha imzolarni beruvchilar kelib imzo qo'yib berib boshladi. Lekin hovlidagi hovli egalariga ham kun berishmadi. Mahallaga chaqirib, uchastka inspektori chaqirib, boshqa hokimiyatga chaqirib, boshqa idoralarga chaqirib kun berishmadi. Ha?
Hanedanın sahibi kalıp kızını, ayalını çakırıp kum verişmedi. Neticede biz özümüz görüp bilip durup, o şey havliye gellerge, sabdaşlarımızga gitti, kinalip gittilerin. Meyle biz havlide devam etmeyimiz imzalar alışını ya ki kabul kılışını dedik. Yende, bana benim kolumda hazırça bugünkü imkaniyetimiz, şu bugünkü haletteki imkaniyetimiz bana. Hazır ki çıkışımızga yazığımız bana. 15 de telefon rakamı. Yani bana şu partiyanın 10-15 neferinin telefon rakamları bana hazır biramız. Ekranda ko'rib olasiz. Hammasi Toshkent shahrida yashaydi. Mana shu imzolarini hozir shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilganingizda istagan joyingizda shaharga yetib kel, qayerda aytsangiz shu yerda borib qabul qilib oladi. Endi hurmatli hamyurtlar. Bu imza yig'ish jarayonida tashkilotchilar partiyaning faollari edi. Endi bu xalq partiyasi. Kelinglar shu xalq partiyasi, tuzilgan xalq partiyasini rasman Adliya vazirligidan ro'yxatda o'tishida xalqning o'zi tashkilotchi bo'lsin. Nima qilish kerak buning uchun? Buning uchun mana men hozir sizlarga ikkita taklif kiritmoqchiman. Birinchidan, men kabi mana 60 yoshdan o'tganlar. Mana bizning har safar aytishasizlar, yoshlari yo'q deb. Yo, yoshlar tevaragimizda ko'p. Lekin biz katta yoshdagilar hamma joyga turib beramiz. Ay yoshlarni ular bir zumda bosimga olishib, tazyiqqa olishib sindirmoqchi bo'lishyapti. Shuning uchun yoshlarni biz imkon qadar ehtiyot qilyapmiz. Hamma joyda o'zimiz turayapmiz va o'zimiz daf etayapmiz. Barcha jirkanchli harakatlarni. Shuning uchun mana har bir mahallada, tumanda, viloyatda xalqimizning haqiqiy oqsoqollari bor. Oqsoqol deganda men mahalladagi raislarni aytayotganim yo'q, yoki mahalladagi davlat byudjetidan maosh olib degan faollarni aytayotganim yo'q. Haqiqiy xalqimizning har bir qishloqda, har bir mahallada, har bir tuman viloyatda xalqimiz hurmat qiladigan, ehtirom ko'rsatadigan oqsoqollari bor. Mana shunday oqsoqollarning 60 yoshdan o'tgan oqsoqollar har bir mahallada, qishloqda, tumanda mana shu imzo yig'ish va bizga yetkazib berishda boshqosh bo'lish kerak. Rahbar bo'lish kerak. Yoshlarni atrofida olib, oldingi qatorda mana shu yoshi ulug' oqsoqollar xalqning hurmat qiladigan va hurmat qilayotgan insonlar turish kerak. Yoshlar imzoni yig'sin, olsin, lekin siz doim ko'z quloq bo'lib, ularni bag'rizga olib, himoya qilib turishlaringiz kerak. Mana shunday qilib, hozir biz bu bir oylik imzo yig'ish jarayonida mana shunday yangi bir yo'llarni, yangi harakatlar bilan amalga oshirishimiz kerak. Ikkinchi yo'li, usuli. Endi har bir xonadondagi oila a'zolari yoki aka-uka, opa-singil, yaqin qondosh, yaqin bir qarindoshlar yig'ilib, bu zulmni tagida yashayveramizmi? Bu haqsizlikda kun kechiraveramizmi? Mayli biz kun kechirdik, kun kechirib kelyapmiz, nima qilamiz bu? O'g'il qizlarimizni, bu nabiralarimizni. Ha? Ha, mamlakatning ertasi. Mamlakatning ertasi butunlay. Ha? Bulutli-yu, qorong'i holatda-yu. Ha? Xalqimizning taqdiri ular tarkibida turgan o'g'il qizlarimiz, nabiralarimiz taqdiri.
asılıp durup diyor. Ha? Atiga şu hazır ki halattan çıkıp bir aydın yolga çıkış için atiga bizden imza talep kılını yap diyor. Ha kelinler aile uy, karındaş uruğlar şu imzalarını özümüz, ailemizde yakın karındaş uruğlarımız devresi de yığaylıkta ha şu partiyanı teşkilatçılarına yetkazıp bireylik ahir, hayatımızı bir özgertireylik. Ha? Ne? Bana bu ikinci yol. Hazır. Bir aylık müddette halkın özü, şu halk partiyasını tüzüşte her bir insan 18 yaşından ötke, yaşı kattalar, faal bulması iken, bu partiyanın ruhiyatki alışı, alınışı derguman bulup kalınadı. Demek, zulüm aslında kalası. Bu zulüm küçeyip bari veriyordu. Bu içki zulüm. Taşkı zulümler var ki ahir. Bana, geçe bir Andijon'dan gelgen 79 yaşlı imza kotarıp geldiler. Üçüncü Mart'ta imza ap gele yaptılar. Tacikistan'da, bilen Kırgızistan'da yerini, toprağını Xitoy taşıp getirdikkenmiş. Çünkü yerinin 70 santimetre kadar katlamı hasıldar buladı. Gum istiyorlardı. Şu toprağını Xitoy'a taşıp getirip başlattı. Akhir, bizim halkımızın başına bunday Xudo asrasın, bunday külfet düşüşüden, lekin şunday kara bulutlar başımızda eğlenip durupdu ve başımızda yakınlaşıp geliyordu. Bu halakatli yoldan avlatlarımız ne? Asrap kalışımız gerek. Şu münasebat bilen bana cadıval. Bu da sadde. Bana bunu hem bana içtimai tarmaka koyuladı. Familiyası ismi otasının ismi. Yaşayacağı toluk imzası. Boldu başka narsa gerek yemez akıl. Ha? Bana öz deskat izminen familiyazını, isminizini, otasını, isminizini yazasız. Yaşayış menzilinizde toluk kursatız, imzanızı çekez. Bana sizden atiga talep kılını etken. Ama bana şu imzanı kayırdan soramasın, benim imzam deyişiz gerek. Ha? Ne bileyim, partiyanı kollap kuatlaş, ya ki partiyaki birleşiş, hukukum ge. Ya ki o kız ge, kimnin dahil kılış hakkı var? Hmm? Konstitusiyaning 34. maddesi var. Kim eğer sizge basım ötkezemen dese demek konstitusiyaning 34. maddesi başka kanun maddelerine karşı olgen buladı. Bundaylar kanun aldı da cevap veriş gerek. Cinayi cevapkarlıkla tartılış gerek. Sizge imzası için basım ötkezse, tazik kısa, korkutsa. Nemeden korkasız? Yine bir barayı diyeyim ben. Kimden korkasız? Nemez var korkatı gen. Nemez siz korrupsiyoner mi? Halk mülkünü, baylığını oğurladınız mı? Talan taraş kıldınız mı? Elbette sizini korkutadım. Ferzentiz bilen, keliniz bilen, işçiyiz bilen. Ha şimdi bunday eğer korkatı gen bulsak. Yine iyi tamam. Zulüm tegider. Ne fakat özümüz, meyli. Siz biz çider miyiz? Ferzentlerimiz için, nebirelerimiz için. Razı mısınız şimdi zulüm tegide kaldırıp gidişke? Şunun için aziz Özbekistan'daki ve haricdeki kadirli vatandaşlar may ayının ahirine kadar yani 31 may günüge kadar
Berçemiz özümüzünü, ailemizini seferber eteylik. Ahob, aile uy. İmzalarınızı yıkıp bizge yetkezip verseniz kim ne dedi? Bana telefonlarımızı ilan kılamız bugün. Bana cedvel etige. Ve imzalarga hemimiz faal özümüzünü seferber eteylik. Hayatımızı özgertireylik. Özümüz ve farzan nabirelerimiz için bir bir hayatını yakşı tamamen özgertireylik. Ha, harici tehditlerde aldığını alaylik. Ve 24. Oktyabr'da buladigen prezident saylovlarini erkin, halal bo'lishini yo'lida kurashaylik. Eğer biz bana şu 24. Oktyabr'da bo'lib o'tadigan prezident saylovi halol erkin bo'lmasa, şu erkin halol saylov bo'lishini biz ta'minlay olmasak, mamlakatimiz ham, xalqimiz ham halokatli yo'lini davom etadi. Bu halokatning yo'lining oxiri hammamiz uchun voy bo'ladi. Hatta amaldaki hükümet üçünem, amaldarlar üçünem halaketli buladı. İtibarlarınız için teşekkür ederim.